size. Dayan güzel. İyi olacak değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. Elinizden geleni değil, en iyisini yapacaksınız. Fazlasını yapacaksınız. Siz burada bekleyin. Azime, bizim kapımıza gelen çocuk kimdi? Bilmiyorum Muzaffer Bey, ben görmedim ki. Nerede aldın Nefise? Suat, Suat tanıyor musun? Ha Suat. Hı. Suat, Suat. Ha, Nefise bir ara bahsetmişti ya. Eski mahalleden tanıdığı birinin oğlu galiba. Ne istiyordun Nefise'den? Ne dedi de Nefise öyle şok geçirdi? Bir de o adamlar zaten. Muzaffer Bey ne isteyecek? Herhalde yardım istemeye geldi. Şimdi ayıptır söylemesi, Nefise sizin gibi varlıklı biriyle evlendi ya. Herhalde işte böyle fakir, eş, dost artık çıkar gelir. Olur mu canım öyle şey? Olmaz tabii, olmaz tabii. Hiç olur mu öyle şey? Ya bu oğlan da galiba benim duyduğuma göre biraz belalı bir çocukmuş. Mafyaya falan karışmış işte, kumar mafyasına. Borcu mu ne var? Adamlar herhalde bunun peşine düştüler. Ne belalı mahalleymiş arkadaş. İşte Nefisa'nın ne kadar vicdanlı olduğunu biliyorlar ya. İşte geldiler sizin gibi böyle güçlü birinin de himayesine girmek istedi herhalde çocuk. Yani affedersiniz de Tuğba Hanım da eski kocasından kaçıp size sığınmadı mı? Yani Nefise'nin vicdanı yüzünden onu eve almadınız mı? Aynı şey Mazime. Gel Onur. Haber verdiniz mi polise? Verdik, verdik. İfadeler alınmış, kanıtlar toplanmış. Nasılmış Nefise abla? Ameliyata girdi şimdi kızım. Nefise ablaya bir şey olursa ne yaparız biz anne? Kız ne yapacağız işte, bir şey olmaz inşallah. Allah onu Muzaffer Bey'e bağışlar. Allah'tan ümit kesilmez, dua edeceğiz. Emre güçlü çocuktur eminim, bir şekilde atlatmıştı, bak göreceksin. Çarpan kişi her kimse hastaneye götürmemiş bile. Gerçekten aklıma geldikçe sinir oluyorum ya. Ya Suat'ın bakmadığı hastaneler vardır illaki, polise gitsek. Çarpan adamı bulursak belki Emre'yi de bulabiliriz. Ama benim önce bir annemi görmem lazım. Tamam gidip bakalım. Bak bu günleri atlatacağız inşallah. Yok, evet. Sen dur, sen gelme. Beraber gitmezsek daha iyi olur. Annem olduğundan kimsenin haberi yok ki. Tamam ben seni burada bekleriz. Yok sen bekleme Ahmet, sen git. Sen git, baban da seni merak etmesin hadi. Tamam sen nasıl istersen. Ama bak annenin durumunu bana muhakkak haber et, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Pardon ben. Kız. Ana. Sen ne arıyorsun burada? Ne demek ne arıyorsun ya? Annemi görmeye geldim. Nasıl anne? İyi iyi merak etme. Ameliyata aldılar şimdi. Kız sen ortalıkta görünmesene. Hem sen nereden buldun bu hastaneyi? Sordum kapıdakilere. Bu mu oldu şimdi problem? Annemi göreceğim ben. Kız sen delirdin mi? Burası zaten karışık. Muzaffer Bey'in sinirleri tepesinde. Ben seni nasıl açıklarım? Zaten Suat'ı açıklayacağım diye canım çıktı. Emre kayıp. Suat anneme Emre'nin ölmüş olabileceğini söylemek için gelmiş. Ne? Ne diyorsun sen Zeynep? Ölmüş olabilir mi? Emre mi? Arabayı çaldı gece çıkmış. Başka bir araba gelmiş çarpmış. Allah'ım ya, ömür törpüsü bu işler. Ah zavallı Nefise. Demek ki asıl kurşunu Suat'tan yemiş. Ve geri zekalı. İnsan böyle bir haberi ya. Ayaküstü verir mi kadına? Hadi hadi sen dön git. Nereye döneyim gideyim ya? Kızım ben sana uygun zaman olunca haber veririm. Gelir görürsün anneni. Annem içeride can çekişiyor. Benim onun yanında olmam lazım. Ayrıca kim neyi öğrenecekse öğrensin artık. Umurumda bile değil. Zeynep sen ne diyorsun be? Ha? Sen anneni gözden mi çıkardın? Ya iyileşirse kadın? Her şey yoluna girerse ne yapacaksın? Annem ameliyattan çıkana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Yavrum bak ben seni gelişmelerden haberdar edeceğim zaten. Zeynep hadi kızım sen dön. Hadi canım benim hadi dön. Ulan ya. İnatçı keçi ya bu. Anası kılıklı ya. Azime. Ne mırıldanıyorsun öyle? Bir şey mırıldanmıyorum. Kendi kendime konuşuyordum. Kendi kendine konuşmak için mi geldin buraya? Yok efendim ben su almaya gelmiştim de. O arada telefon çaldı. Bizim evdeki haylazlar aramış işte. Merak etmişler, üzülmüşler falan. Yahu bırak şimdi başkalarını. Yanımızdan ayrılma. Hemşire kana ihtiyaç olabileceğini söyledi. Tamam tamam ayrılmam Muzaffer Bey tabii ki.